değerli izleyenler. Gündemin bereketi kaldığı yerden devam ediyor. Bereket ve bereket hayvancılık ortak canlı yayınında. Avukat Serap Evcimen Çiçek bizlerle birlikte her cuma olduğu gibi yine bu cumada sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Serap Hanım hız kaybetmeden yine sorularımla başlamak istiyorum. Ee, bir sorumuz Konya'dan gelmiş. Kız çocuğunun miras payı nasıl hesaplanır? Nikahsız eşe miras düşer mi demiş izleyicimiz. Evet şimdi kız çocuğu erkek çocuğu diye bizim kanunumuzda bir ayrım yok. Kadın erkek eşit olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla da kız çocuğuna ne düşüyorsa erkek çocuğuna da o hisse düşer. Aslında ilk derece için açıklamada yaparsak sağ kalan eş varsa eğer... Bir bölü dördünü alır. E, kalan miras payı da e, çocuklar arasında eşit olarak paylaşılır. Yani bizde kadın erkek ayrımı yapılmamış. E, nikahsız eşle ilgili bir durum var. Aslında aile kanununda e, aileyle ilgili uygulamalarda daha çok... E, e, ...nikahsız eşlerde de korunma altına alınmış ama miras hukukunda böyle bir durum söz konusu değil. Bizim nüfusta e, normal e, nüfus sicillerinde gözüken eşimiz kimse, mirasçımız da o olacaktır. E, nikahsız beraberlikler için eğer bir mirasçı nasbetme şekli yapılmışsa... ...yani ona da vasiyetnamede özel bir bölüm ayrılmış ve vasiyetnamede bir miras bırakılmışsa bu yasal fakat e, normal yasal prosedürde bir mirasçılık belgesi çıkarttığımızda kendisi mirasçı sayılmamaktadır. Dolayısıyla da e, miras payı yoktur. Miras payı yoktur resmi e, nikahı yoksa. Yoksa. Evet. Şimdi e, Serap Hanım bir izleyicimiz de Kayseri'den yazmış. Şöyle sormuş. Şu soruyu sormuş. Babamlar dört kardeş, amcamın biri dedemden kalan tarlanın satışına imza vermiyor. Satışa zorlayabilir miyiz demiş. Evet bu soru aslında son zamanlarda çok fazla gelmeye başladı. Çünkü artık mirasta şöyle bir durum var. Yani tarım arazilerinde bölünme ile ilgili şartlar ağırlaştırıldığı için artık mecburen ya ortaklığın giderilmesi ya da birlikte bir araya gelip satış yapma e, durumu gerçekleşecek. E, mirasçının tabii ki bir miras payı var ve siz onun üzerine kendi başınıza bir zorlayıcı tasarruf hakkına sahip olamazsınız. Hı hı. Eğer amcanız miras payına sahipse ...mirasçılık belgesinde adı geçiyor ve hissesi belli ise sadece onun açık rızasıyla bunu yapabilmeniz mümkün. Yani o ben satmıyorum diyorsa hissesini satmaz. Ya da ortak, burada tabii ortaklığın giderilmesi davası açarak hissesini almaya çalışabilirsiniz. Ama tabii onun da satışta hakkı olacak. Yani o da ihaleye katılabilecek. Bunun dışında halka açık yapılacağı için bu genel anlamda bir satış olacak. Ve böyle bir risk de var elinizden çıkması gibi arazinin. Yani burada amcanızı razı etmeniz önemli çünkü onun miras payını biz hiçbir şekilde işte çoğunluk şu kadar yaptı. Sen de buna dahil olacaksın gibi, bazı mevzuatlarda geçen öyle kat mülkiyeti kanundaki hı hı. gibi işte çoğunun rızası alındıktan sonra diğerleri de uymak zorunlu gibi bir durum yok. Burada direkt mülkiyet hakkının ihlali olacağı için kendi rızasını verme yani rızasını almak durumundasınız. Başka bir yolu yok. Peki bir izleyicimiz de sizlere şu soruyu sormuş. Tarlada ortak hissedarız. Hissemize göre tarlayı e, kullanmaktayız. Hissedarın biri geldi bizim e, bizim ektiğimiz yeri sürdü. Bunu nasıl mani oluruz demiş. Şimdi şöyle, aslında siz orada hissedarın yerine müdahale etmiş bulunuyorsunuz. Şimdi tarım arazisi de olsun, diğer taşınmazlarda da olsun herkesin hissesi tapu kütüğünde şer, bellidir. Ama bu şöyle bir durum var, açıklayıcı olsun diye bu şekilde anlatıyorum da. Tapunun üzerinde yazar mesela 1 bölü 4 hisseniz var der ama onu tarlanın üzerinde siz Belirleyemezsiniz yani herkesin o tarla üzerinde e, her yerinde hissesi vardır. Dolayısıyla da e, yani belirli bir yeri olmadığı için siz aslında onun hissesine müdahale etmiş olursunuz oraya ektiğiniz zaman. Ya da orayla ilgili bir tasarrufta bulunduğunuz zaman ya onun açık rızasını alacaksınız imzalı beyanlı ya da tapuda şerh verecek. Ya da gerçekten gönlünce rıza gösterecek. Onun dışında eğer rızası yoksa hisseme müdahale edildi diye o tarladaki araziyi de sürdürebilir. Üzerine taşınmaz yapmışsanız yıkılmasını da isteyebilir. Yani siz onun hakkına müdahale etmişsiniz. O da bunu bertaraf etmek istiyor. Dolayısıyla e, sürdürebilir. Buna hiçbir hukuki engel yok. Yani öyle bir dava açıp öyle bir karar aldırıp oradaki tarımsal faaliyeti durdurabilir. Peki. E, Samsun'un Bafra ilçesinden Rasim Duran evet. şu soruyu sormuş e, 38 dönüm müşterek arazide 19 dönüm tapu bizim ama e, yer başkasının elinde e, sınırlarımızın belli olmadığı bu araziyi nasıl alabiliriz ne yapabiliriz demiş arazi toplulaştırması mı e, 38 dönüm müşterek arazide 19 dönüm tapu e, 38 dönüm bir tarla varmış evet. sanırım 19 dönümü e bunlara aitmiş. diğer yerleri nasıl alabiliriz diyor. Ha. Toplulaştırma e, alakalı sanırım. Emin olmamakta Yok değil. De, şey değil ben şey yerimiz değişmiş gibi algıladım bir anda yok. Şimdi anladım. Yani müşterek bir arazi var. 19 dönemi bunlara ait kalan kısım için biz ne yapabiliriz? De tamamını satın alabiliriz diye soruyor. Biz burada tabii ortaklığın giderilmesi davasını tavsiye ediyoruz. Çünkü ortada bir ortaklık var ve bu tabii ki büyük problemlere yol açıyorsa bunun giderilmesi, bu taşınmazın tek bir elde toplanması amacıyla mevzuatta böyle bir dava şekli var, uygulayabilirler. Sulh Hukuk Mahkemelerine müracaat ederek bu taşınmaz üzerinde biz ortaklığımızın giderilmesini istiyoruz diye hissederlerden bir tanesi dava açabilir. Bu davayı açtıktan sonra bu taşınmazla ilgili mahkeme heyeti gelecek, orada bir keşif yapacak, bir kıymet takdiri belirleyecek taşınmaz için. Ve ihaleye çıkmasına karar verilecek, satışına rıza gösterilecek. İhale açılacak ve ihalede herkes artırma gidebilecek burada. Eğer maddi güçleri yetiyorsa da karşı tarafa ait olan taşınmazı, hissesini alabilirler ama tabii bu sonuçta e, halka açık bir ihale ve ka herkesin katılabileceği bir ihale olduğu için e, riskli ama e, yine de e genellikle ben taşrada avukatlık yaptım ve bu tip tarlalarla ilgili kimse birbirine saygısızlık yapmıyor küçük yerlerde. Herkes hani onun onların diye girmiyorlar çoğunlukla. O yüzden avantajlı. Ben açılmasını tavsiye ederim. Açsınlar ortaklığın giderilmesini. Taş paraları da varsa yani maddi durumları el veriyorsa taşınmasının tamamına sahip olabilirler. Peki. Bir izleyicimiz Adana'dan yazmış. E, hukuk davası el atmanın önlenmesi davası açtım. 2012'de yerel mahkeme 3 defa yanlış karar verdi. Yargıtay bozdu. Ne yapmalıyız? Yerel mahkemeye dava açma hakkım var mı demiş. Yok şimdi şöyle şimdi el atmanın davası açtınız. E, mahkeme o yönde karar vermedi ama e, Yargıtay e, yerel mahkemenin kararına uymadı ve bozdu. E, sonuçta bir üst mahkemeye gitmişsiniz ve üst mahkeme sizin lehinize bir karar çıkarmış. Yerel mahkemenin burada e, taraflı düşünüp işte sizin aleyhinize bir karar verdiğini e, açıkçası düşünmüyorum çünkü hep başımıza gelen şeyler bunlar. Mahkemenin kararı bozulabilir. Tabii ki yargıtay bunun için var. Yani bir üst denetim yolu gibi düşünmek lazım bunu. E, böyle bir e, işte eğer bildiğiniz çok açık bir şey varsa. Ee, tabii ki şikayet yollarını saklı yani devletin bütün eylem ve işlemleri yargıya tabi ama e, yani çok net bir şey bilmiyorsanız sadece e, hakim böyle karar verdi deyip ya da mahkeme bu yönde karar verdi deyip şikayet edemezsiniz. Peki ee, bir izleyicimiz de şu soruyu sormuş Serap Hanım ee, dayım köydeki tarla hisselerini başkasına satmak istiyor yapabilir mi? Ya şimdi şöyle dayınız tarladaki hisselerini başkasına satmak istiyorsa e, öncelikle al satın alma hakkı size ait. E, eğer sizin haberiniz olmadan satarsa e, şufa davası açma hakkına sahipsiniz. Satıştan itibaren 2 yıl, öğrendiğiniz tarihten itibaren de 3 aylık bir süresi var bunun. Çünkü öncelikli olarak hisselerde size ait. Ayrıca tarım arazilerine şöyle bir yenilik daha geldi komşu parseller de satılırsa sizin öncelik hakkınız var yani öncelikli olarak size satmak durumunda ama diyelim ki ben işte 5000 liraya satacağım ama siz 3000 liraya almak istiyorsunuz aranızda anlaşamadınız. Onların muvaffakını almakta fayda var yani satacak kişi daha sonra satış çünkü bozulma ihtimali var yani şufa davaları satışları bozuyor net bir şekilde ama tabii bunun şartları var yani e, ne bileyim işte takas yoluna gidilmemişse ya da buna benzer detayları var. Bunlar yoluna gidilmemişse bozma şartı yok. Karşılıklı tarlaları değiştirilmesi gibi. Ama öncelikli olarak sizin hakkınız var. Öyle kısaca ifade edeyim. Öncelikli olarak sizin hakkınız var. Size satmak zorunda. Siz almazsanız üçüncü bir şahsa satabilir. Size danışmadan satarsa da sizin o tarlanın satışını bozdurma hakkınız var. Peki. Ee, bir izleyicimiz de Kahramanmaraş'tan yazmış. Eee Köyümüzde evimin e, yolu komşuya yazılmış dava açılabilir mi? Şimdi e, kadastro döneminde yazılmış ve e, açıkçası 10 e, yıllık süreyi geçirmemişseniz tapu iptal davası açıp oradaki yolunuzu tescilini sağlayabilirsiniz. Ama bunların hepsi tükenmişse yollarınız, kanuni yollarınızın tamamı tükenmişse ve parselinizin başka bir geçiş yolu yoksa, yani sizin evinize herhangi başka bir yol tahsisi yapılmamışsa, uzak o, yola işte uzaklığı ya da işinize gelmemesi anlamında söylemiyorum. Net hiç yolu olmaması gerekiyor. Karşıdaki parsel için geçit hakkı tesisi davası açabilirsiniz. Bu burada dikkat edeceğimiz iki şey var. Birisi kadastro dönemini geçirmişler mi? Yani o 10 yıllık zaman aşımı süresini geçirmişler mi? Geçirmemişlerse şansları var. Yani direkt tapuyu iptal ettirirler, kendi yollarını alırlar. Ama geçirmişlerse 10 yıllık süreyi geçit hakkı tesisi talep edebilirler. Bu da tapu kütüğüne şerh edilecektir. Dolayısıyla da artık orada hiç kimse sizin yolunuzu kapatamaz. Yani bu iki yoldan birisini deneyebilirler. Anladım. Bir izleyicimiz de Muş'tan yazmış soruyu sormuş. Bir tarlam var, biz kullanıyoruz. Benim yan komşumun tapusu benim tarlamın yarısını alıyor, benim tarla gidiyor. Ne yapmam lazım? Anladım. Yani şey öyle yazılmış anladığım kadarıyla. E, tapulama geçerken e, normalde kendi kullandığı ziliyet edindiği bir tarlanın yarısı komşusunun tapusunun üzerine geçmiş. Şimdi şu durumda ben ne yapabilirim diye soruyor anladığım kadarıyla. Sanırım. Şimdi e, tapunuz gerçekten size ait yani o bölgeyi siz kullanmışsanız ve size ait olduğunu düşünüyorsanız ve 20 yıldan beri nizasız fasılasız yani herhangi aralık vermeden ve davası herhangi bir şekilde olmadan eklemeli ziliyet de olabilir. Tamamen size ait kullanmışsanız ve 10 yıllık tapu e, tapulama zamanını geçirmemişseniz yani kadastro çalışmasından itibaren 10 yılı geçirmemişseniz tapu iptal davası açabilirsiniz. E, çünkü o zaman sizin e, sizin tarlanıza e, müdahale edildiği için yani bir şekilde elinizden alındığı için tapunun iptalini isteyip kendi adınıza tescilini isteyebilirsiniz. Bunun ispat içinde işte keşif mahallinde teknik bilir kişiler, mahalli bilir kişilerle birlikte yapılacak bir keşifte e, tanıklar da dinlenecektir. Yani o bölümü e, sizin aslında arazinizin bir bütün olduğunu, sizin yıllardır orayı ektiğiniz hiç aralık vermeden, herhangi bir davaya sebebiyet vermeden hatta atalarınızdan da gelebilir eklemeli ziliyet dediğimiz şekilde 20 yıllık bir kullanım alanına e, süreye sahipseniz e, ve o tapulama süresinde geçirmemişseniz davanızı açar o taşınmaza sahip olursanız ama o süreyi geçirmişseniz 10 yıllık o süreci artık yapabileceğiniz bir şey yok. Ya aranızda anlaşacaksınız ya satın alacaksınız. Başka bir çözümünüz olmaz o saatten sonra. Peki bir izleyicimiz de sizlere şu soruyu sormuş. Ee, benim 40 dekara arazimin bir dekar tapusu var diğeri meraya bırakılmış ne yapabilirim? Ee, şimdi meraya bırakılmış ee, süresini geçirmediyse yine o bahsettiğimiz kadar çalışmasından sonraki süreyi geçirmemişse 10 yıllık süre içerisinde dava açabilir. E, o 40 dönemin de kendisine ait olduğunu ispatlaması lazım. E, biraz önce de aynı dava şekli aslında. bahsettiğimiz gibi e, hakimle birlikte teknik bilir kişiler. Çünkü artık orası mera vasfında ve Mera, dolayısıyla mera'nın korunması kanunları da, yani meraların çok ayrı vasfı olduğu için onları da belki başka bir programda değerlendiririz ama e, meraların çok farklı bir e, vasıfı var. Devlet inanılmaz koruma altına alıyor onları. E, o yüzden teknik bilir kişiler, mahalli bilir kişiler, e, karşı köylerden belki e, mahalli bilir kişiler birçok kişi dinlenecek orada. O arazinin gerçekten size ait olup olmadığı tespit edilecek. Ondan sonra mahkeme kararını verir. Yani ispatı gerçekten kolay. Kolay bir hadise değil bahsedilen şey. Ee, ama e, tabii bunun da şartı e, kadastro çalışmalarından itibaren 10 yıllık o zaman aşımı süresini geçirmemek. Yani sizin bu talebinizi 10 yıl içerisinde değerlendirmeniz lazım. Evet yanlışlık olmuş olabilir. Mera diye yazılmış olabilir. Bir e, mahalli bilirkişi gerçekten bilmez ve orayı mera diye gösterir. Kayıtlara öyle geçer. Hakkınızı arayınız. E, mahkemelerin yolu açık. Yani e, mera vasfından çıkarmak için belki dava açılabilir yine. Hani kadastro çalışmalarının, tapu iptallerinin dışında. E, idari mahkemelere de dava açılabilir. Yani, e, şey, mera vasfından çıkartılması amacıyla. Yine Asya hukuklarda da iptal davası açabilirler. Ee, dava açabilirler. Yani bunun engeli yok ama hani değerlendirme bu şekilde yapılacağı için bunu önce kafanızda bir netleştirmeniz lazım. Yani gerçekten bunu ispat edebilecek misiniz? Ee, bu taşınmazın size ait olduğunu, mera vasfında olmadığını, e, kadimden beri kullandığınızı ispat edebilecek misiniz? En önemli detay bu. Yapıyorsanız her türlü hukuki davayı açma hakkına sahipsiniz. Peki bir izleyicimiz de Adıyaman'dan yazmış. Şu soruyu sormuş. Eski kadastro, şimdiki özel hallet kadastro sınır noktaları birbirini tutmuyor. Bunun bir çözümü var mıdır demiş. Ya Şimdi tabii dönem dönem Türkiye'de kadastro çalışmaları yapılmış. 50 yıllık yapılan yerde var, 100 yıllık yapılan yerde var, 20 yıl var, 10 var. Yani dönem dönem yapıldığı için hepsi de kendi teknolojisi içerisinde yapılmış. Belirli kör noktalar belirlenmiş ve onların üzerinden devam etmiş. Ee, o yüzden taşınmazların ada parsel numaraları bile değişti. Şimdi Türkiye'de tabii teknoloji ilerledikçe ikinci bir kadastro çalışması yapıldı birçok yerde bazı koordinatlar değişti çünkü artık uydu üzerinden tespiti yapılıyor. Eğer büyük bir açık bir hak kaybınız varsa dava açabilirsiniz bunların düzeltilmesi amacıyla ama açık bir hak kaybı yoksa yani sadece koordinatları numaraları değiştiyse yapılabilecek bir şey yok. Çünkü birçok yerde ikinci kadastro yapıldı. Hatta toplulaştırma işlemi bile aslında bir kadastro işlemi. Dolayısıyla adalar, ada parsel numaraları da değişiyor, şekilleri de değişiyor. Önemli olan burada metrekare kaybınızın olmaması ve hani bölgenizin çok kaydırılmaması, yerinizin kaydırılmaması varsa bunların iptal için dava açabilirsiniz tabii neden olmasın. Peki. Elazığ'dan yazan bir izleyicimiz şu soruyu sormuş köyümüzde 18 dönüm hazine malı vardı köylünün biri burayı satın aldı yabancı bir sürüye satmış bizim mera bu sürülere yeterli değil köyümüzde zaten 500 büyük baş hayvan var bu adamı mahkemeye verebilir miyiz ne yapmalıyız demiş. Ee aslında şöyle önce öncelikli olarak her köyün her bölgenin bir merası olmak zorunda çünkü meralar hayvan otlakiyesi diye kabul ediliyor ve onların e, şey içinde beslenmesi için de ekim de yapılabilir orada yani meraların tespiti yapılırken o bölgedeki büyük baş ve küçük baş hayvan sayısı önemli bence burada bir mera komisyonuna müracaat etmekte fayda var yani köyümüzde şu kadar sayıda hayvan var işte meramız şurası bize yetmiyor hazine arazisi satılmış mı? Satıldıysa, satılmış sanırım. Satılmış. Ee, hani kiralandıysa falan daha büyük bir şansları vardı. Mülkiyet el değiştirmediği için ama e, satışın iptalinin mümkün olup olmadığını e, bir araştırmak lazım. Eğer gerçekten satışsa. Satışın iptal için de dava açılabilir. Sonuçta köy burada e, kamunun menfaati üstün. Yani orada sizin hayvanlarınız hani otlakiye bulamazken Normal eğer hazine dediği yer eğer meraysa, meranın ise mera zaten satılmaz ama e, böyle bir satış varsa iptal istenebilir. Ya da meranızın çoğaltılmasını talep edebilirsiniz. Yani Orada değil de başka bir bölgeden size bir mera verilebilir. Yani e, burada hukuki yolları tükenmez. E, bence araştırmalarında fayda var. E, dedem öleli 48 yıl oldu. Annemin tarlalarını dayımlar vermedi. E, ne yapmamız lazım mirası almak için? Dayınız tarlaları vermemişse şimdi orada dayınızın yaptığı şey tapuların direkt intikali yapılmış mı yapılmamış mı onu kontrol etmekte fayda var. Çünkü dediğiniz öyle çok uzun süre olmuş. Gerçi mirasçılar arasında zaman aşımı işlemez her zaman dava açabilirsiniz ama burada önce bir veraset ilamını çıkartıp miras payınızı belirleyip daha sonra dayılarınız eğer bunları tasarruf hakkını onlar kullanıyorsa intikallerini yapmamışsa gidip e, şeyden e, tap üstünden intikallerinizi yaptırabilirsiniz ve onların hatta e, geriye dönük 5 yıl ecrimi silti bile talep edebilirsiniz. Yani sizin de hisseniz olan yerlerden gelir sağlıyorlarsa geriye dönük 5 yıl hakkınız olan geliri e, tazmin şeklinde alabil tazminat şeklinde alabilirsiniz. E, hissenizi vermeme diye bir şey olamaz. E, dava açarsınız ve al, yani e, en azından ortaklığın giderilmesi olabilir. Yani bölünme ihtimali varsa arsanın büyüklüğüne göre böldürebilirsiniz. E, şeyde mirasçılık belgesindeki hisse payınız önemli. Ona göre e, haklarınızı isteyebilirsiniz. Yani onun rızasına bağlı bir şey değil. E, bir e, şey yok. Zaman aşımı yok o zaman da, dava Mirasçılar arasında için. zaman aşımı yok. Peki. Çok teşekkürler Serap Hanım. E bugünlük de bize ayrılan sürenin maalesef ki sonuna geldik. Haftaya Cuma yine Serap Evcimen Çiçek bizlerle birlikte olacak. Tarımsal hukuki sorulara, sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız değerli izleyenler. Bereket ve Bereket Hayvancılık gibi ortak canlı yayınındaydık. Gündemin bereketinde bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Haftaya ee, yarın haftanın sonuna geldik. E, pazartesi günü yine bu ekranlarda görüşelim. Aynı saatte gündemin en sıcak başlıklarını değerlendirelim. Gününüz bereketli, umutlu olsun. Görüşmek üzere.